abi. Tanrım, bir temizleyemedim gitti şurayı. Arkadaşlar selamünaleyküm, konnichiwa. Şimdi bugün Japonya'ya Türk bir arkadaşım geldi. Bu Türk arkadaşı Japonya'ya gezdireceğim. İlk defa Japonya'ya geliyor kendisi. Kendisi de böyle video çekimine uğraştığı için onunla da böyle hafif video çekimi yapacağız. Bu günü size bugün paylaşacağım. Japonya'nın böyle bu karaoke'sinden tut sushi'sinden en ince şeyine kadar böyle götüreceğim, tattıracağım. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Let's go. Bu arada gideceğim yer Yokohama'dan Tokyo 1,5 saat, 1 saat 45 dakika falan trenine bineceğim. Tabii güne başlamadan önce dırın dırın. Bismillah. Aha, şurada bir tane bebek var. Ola ki bilmeyeniniz varsa bu yediğim şeyin ismi onigiri. Yosun lakaplı pirinç, içi de ton balık. Belki bu dünyada yapılan en güzel şeylerden biridir. Japonların da en güzel icatıdır. Bunu da buraya yazıyorum. Evet, bir YouTuber iş başında. Dırın dırın. Buz otomatı. Kanka öncelikle Türkiye'ye hoş geldin. Türkiye'ye, Japonya'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen şu an? Buz otomatından muz aldık. Değişik otomatların videosunu çekiyoruz. Bu arada kamerası benim 10 kat daha iyi. Bakın, Japonya'nın en büyük sıkıntılarından bir tanesi böyle muzu tek tek poşetliyorlar. Plastik israfı tamamen. Böyle de otomata koyuyorlar. Elektrik israfı, plastik israfı. Ama YouTuber'lar için güzel bir gelir kaynağı. Muzun tadı bu arada gayet güzel. Bu arada muz Japonya'daki en ucuz meyve. Gerçekten. Bir de hepsi tek tek satılıyor değil mi? Böyle elmalar falan. Evet. Burada Türkler de yemek yiyebiliyor. Çiğ bir şey yok. Var biraz ama yine çok yok. İstakozlu salata. Bak, ekmek, normal ekmek. Domuzlu sosis. Kalamarlı spagetti. Siparişlerini vermek istiyor musun? Vereyim. Al çar. Neyse, bir bunam bir bunam mı söyleyeceksin? Aynen. Kore hitotsu, Kore hitotsu. Kore hitotsu, Kore hitotsu. Hey. Hatta o drink vasetto 2つ. Helal olsun lan. Bak, burada her türlü kahvesinden, çayından, içeceğine varken Sümeyra su. bir adet su. Kabunlu Fanta. Doldur. Al, sınırsız değil mi? Bir tane daha doldur. Çekeyim mi yani? Burası Japonya. Doldur. Kameraya bak ya. Şu kamera ne kadar tuttu? Lensiyle birlikte 25 falandı galiba. 25 ne? 25 bin lira. Oha deve. Şu? Onu tam hatırlamıyorum. Neresi? Normalde daha fazla yani toplu. Aynen diyor ya. Ve beleş. Doldur bunları hadi. YouTuber iş başında. Neyse kanka, şimdi Japonya turuna başlıyoruz. Başlayalım. Öncelikle buyur sana. Olmadı, dur, sahil yapmam lazım. Öncelikle buyur sana Tokyo. Şimdi burası Don Quixote dediğimiz Japonya'nın en dandik şeylerin satıldığı yer. Gel sana biraz göstereyim. Bu arada normalde kesinlikle yasak. Onu da belirteyim. Burası bakım kısmı ve gördüğünüz üzere beleş parfümler var. Ben genelde birisiyle buluşacaksam bunları şey yaparım. Japonlar hayvan gibi Pikachu sevdalısı olduğu için burada her türlü Pikachu şapkasından donuna kadar var. Şurada ise güzelim wasabi var. Al bundan bir tane annene hediye et. Ben köydekileri yedirdim. Hepsi gayet beğendi. Burası KitKat. Her türlü KitKat vardır. Bak, saçma sapan değil aslında, bayağı güzel gözüküyordu. Her türlü sakeli KitKat var. Ve gördüğünüz üzere bir reyon boyu yeşil çaylı her şey. Burada güzelim kalamar. Bu çerez gibi yiyorlar. Oh.
Gene alkolün yanında falan iyi gidiyormuş diyorlar. Biz domates kuruturuz bunlar böyle. Ve yine YouTuber iş başında. Baksanız abi ya, bildiğin yengeç o. Salla salla, kıtır kıtır ah maşım. Gezdir şimdi. Bir görse var ya, bana der ki kesin videoda iyi bunları. Gene işte. Sümeyra bir şey buldu, ben bile biliyordum bak bunu. Yapsak patlar ama gözüm. Tarantula, bilmem artık ismi bilmediğim örümcekler. Scorpion. Iy, şuna bak, bunu satıyorlar, kuru kuru satıyorlar. Bak, pişmiş, tuzlanmış ve suyu çıkarılmış bir mixed papaya. Gergedan böcekleriymiş bu. Oh oh. Bak. Bu ne? Abi, abi. Cırcır böceği. Kriket. Onun ufağı da bu. Bak az önce söyleyen bir şey bunu. Böcek kebabı. Yer misiniz? Ya da yiyelim mi? Ciddi diyorum ya, yiyek mi? Yiyek. Haşlanmış, kızartma değilmiş, Tayland'dan geliyormuş ve renklendirme falan katılmamış yani. O yüzden sağlıklı. Bunu bildiğin sürekli takıyorlar ve ondan sonra yüzleri mi küçülüyor? Bakın mesela şu kadın burada ne yapıyor derseniz, şunu sabahları takıyor, özür akşamları uyurken. Ve yüz böyle yüz şeklini, bunlar biraz sevmiyor kendi yüz şeklini çünkü. Bak kanka bunu, tamam mı, suyla karıştırınca suyun rengi, tadı, tuzu, kokusu kaka oluyor. Nani? Ve içiyorlar bunu. Böyle çorap kokusu millete yediriyordu. Başlayalım Bursa. Bir daha. Allah Allah. Böyle. Ya. Ya bu ne? Kanka şimdi Japonya'da eğlence deyince akla ilk şey karaoke geliyor. Tamam mı? Evet. Bunu benim takipçileri biliyor zaten. Ama sana da göstermiş olayım. Karaoke'den bir tanesi ünlü yer Big Echo. Let's go. Türkiye'de çok karaoke yapıyorum. Sesin iyi mi? Çok sayılmaz. Yalan yalan. Oh, luxury floor. Oh. Vay vay vay. Welcome to Karaoke in Japan. Çok fazla vaktimiz yok, o yüzden hemen söylemeye başlıyorum. Kanka, burada odalar böyle tek tek oluyor, tamam mı? Türkiye'de gibi ortada 100 kişi olmuyor. Mikrofonu alıyorsun. Al bağır. Hey. Japonya'da en sevdiğin şey ne şu ana kadar? İnsanlar birbirini umursamıyorlar. En sevmediğin şey? En sevmediğim şey, insanlar kafalarını telefondan asla kaldırmıyorlar. Kitap olayı yalan yani. Kitap olayı kesinlikle yalan. Bir tane bile kitap okuyan Japon görmedim. Ayrıyeten trende herkes telefona bakıyor ya. Evet. Yolda yürürken, yemek yerken. Ah, bir dene fermente edilmiş süt. Fermente ne demek biliyor musun? Bakteriyelleştirilmiş bir şey. Yani bu süt bakterisi. İç bakalım. Tadı güzel. Ya. İlaç gibi kokuyor. Ama güzel. Şimdi şuna basıyoruz. Bu şarkıyı buraya hop yolluyor. Sonra showtime. Magari kuneri aşağıda michi aoba no mori de kake mawaru. Hey! Hey! Mawari afuri ga hana ga saitara. Hadi hadi! Hi Barbie. Hi Ken. You wanna go for a ride? Sure Ken. Jump in. Hadi ya. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Gençler soran var, bu karaoke'de Japonca bilmesem yapamıyor muyum falan. Eğer ezbereyseniz yaparsınız ya da telefonu açarsınız sözleri, belki yaparsınız. Ama ekranda görünen şöyle. Habata itara. Modoranai to itte. Sevdiğim kız bana bir dedi yalan. Bundan sonra hayat bana yalan. Okey gençler, şimdi Shibuya'daki yapacağımız şeyleri yaptık falan, pişman bir şeyler girdik ettik, karaoke maraoke. Sırada eğlence merkeziyle kaka müzesine götüreceğim. Let's go. Your ghost and mine will shadow play. I got your eyes.
Allah. Ben para koyup geliyorum. Arkadaş yine para bitti ya. Ben bu yola ne kadar para gömülüyorum ya. Bakın direkt alet var. Bunu sokuyorsunuz şuraya. Hop. Bıktım arkadaş. Şuna para koymaktan bıktım. Yola para vermekten bıktım ben ya. Ve... Tring. Kanka. Welcome to Odaiba. Buranın farkı bilmiyorum biraz belli ama. Geniş. Ferah. Ve Türklerin sevdiği spot oluyor genelde. Japonya'da yaşayan Türklerin takılma mekanı. Aynen, biraz daha kargaşadan uzak gibi. Evet arkadaşlar merhaba. Elimde 2500 dolarlık, ya özür 25.000 dolarlık bir kamerayla vlog çekiyorum şu anda. Oye oye. Hiç korkmuyor musun şunu elinden düşüreceğini de? Aa! Korkuyorum. Kanka şimdi şuraya çıktıktan sonra normalde eğlence merkezi ama ondan önce seni bir yere götürmek istiyorum. Welcome to 7-Eleven. Şurada gördüğün onigiri denen güzeller güzeli bir yiyecek. Dışı yosun kaplı, içi pirinçli, balıklı bir şey. Ben bunu yiyebileceğimi düşünmüyorum. Yersin yersin, sen böcek yemiş insansın. Ortadan indiriyorsun, bunu benim takipçiler çok yemiş. Arkadan çıkarıyorsun, sağdan çekiyorsun. Evet açıldı. Soldan çekiyorsun. Ay, böyle böyle onigiri yayacağız gençler. Sonuç? Güzel mi? Güzel ama. Ama? Aslında bak ortasından ısınca daha güzel oluyor. Bana. Al al bitir bitir. İstiyorsun değil mi? Yiyeyim mi? Böyle onigirinin güzelliğini yayın. Aynen fena değil ha. Ya. Ya. Aha aha. Unko Museum. Unko bilmiyorum biliyor musunuz ama kaka demek. Unko Museum kaka müzesi. Kaka. Foto çekineceğim mi? Bir dakika. Çekim yapmadan önce neyi çektiğini bilmen lazım dostum. O yüzden hemen sana açıklayayım. Bu gördüğün şeyin ismi gacha gacha. Yani bu şey yaptığında bu bak şu ses gacha gacha okey. O yüzden oradan geliyor. Böyle farklı farklı anime karakterlerinin farklı farklı mesela bu Sword Art Online denen bir anime. Onun mesela anahtarlığıdır. Sadece burada bulabileceğin şeyler var. İnsanlar bazı yerlerde sırf bunun için sıra oluyor ve istediği şeyi çıkana kadar buradan böyle gaca gaca yapıyor. Yani ufak bir eğlence tarzı bir şey. Para topu. Evet. Mesela şu çamur topu. Çamur topu niye satar bir insan ya? Ve hoş geldin dostum. Japonya'nın eğlence merkezi. Manyaklar ya, manyaklar. Gel hadi bunu oynayalım mı? Ya da ben oynayayım, sen bencek. Değil adamlar kocaman resim çekmek yasak yazmış. Abi bunlar manyak manyak. Ellerinde eldiven var. Baksana bunlar yapmak için. Oha. Okey şimdi eğlence merkezine gittik ettik. Bir sonraki şey tabii ki de sushi. Oy 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 oy. Dıgıdın 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 dırın dırın. Allah. Çay beleş, çaydan içebildiğin kadar iç. Nasıl seversin ya. İnşallah güzel değildir o zaman ben yerim hepsini. Oo attı lan hepsini abi. Güzel. Beğendim. Türkiye'de en çok özlediğin şey ne? En fazla özlediğim şey Türk yemekleri tabii ki de. Nesini özledin abi Türk yemekleri? Mancı olabilir, kebap olabilir. Annene babana hediye ne götüreceğim? Ona daha vakit ayıramadık. Yarın son günümüz. Yarın bakacağız. 8 gündür buradasın. Unutulmaz an dediğin bir an var mı? Hiroşima çok güzeldi. Böyle Tokyo'nun bu karmaşasından çok uzak. İnsanların daha böyle sakin olduğu. Etkileyici bir hikayesi var Hiroşima. Türkler ve Japonlar arasındaki en büyük fark sence nedir? Bence sosyallik ve sosyallik. Umarım beğenmişsindir Japonya'yı. Beğendim ya, güzel. Vallahi. İyi. Umarım beğenmişsinizdir. Ufak bir Japonya'da bir gün Türk'ün ilk Japonya'daki günü. İlk defa Japonya gelen bir Türk ile bir gün. Gelirseniz siz de belki gezdiririm belli olmaz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara.